Volta VT1 ile alakalı daha önce 3 içerik hazırlamıştım. İnceleme videosunda bu cihazın bataryasında herhangi bir koruma önlemi olmadığından veya şarj kesici bulunmadığından 6 saatten uzun şarjda tutmanın cihazın bataryasına zarar vereceğinden daha da uzun süre şarjda kaldığında ise bataryanın bozulacağından bahsetmiştim. Basit bir şarj lambada bile bulunan bu özelliğin o kadar para vererek aldığımız bu cihazda olmamasını iyi niyetten uzak, kasıtlı bir davranış olarak görüyorum. Kanalıma gelen yorumlarda bu durumdan muzdarip olan çok fazla kullanıcı olduğu açık bir şekilde görülüyor. Kullanım kitapçığında da bu durum açık bir şekilde belirtildiği için yasal yolların hepsi tamamen kapalı gözüküyor. Çözüm yöntemi olarak ise elektriği belli bir süre sonra kendiliğinden otomatik olarak kesen zaman saati önermiştim sizlere. Ancak yaptığım ufak bir hatadan dolayı zaman saati devreden çıkmadığı için ben de bataryası bozulanlar furyasına katıldım maalesef. Senin için senin hazırladığın zaman saati nasıl kullanılır videosunun linkine ekliyorum. İzle de öğren. Ne kadar dikkat ederseniz edin, ne yaparsanız yapın, elektriği kesen otomatik bir sistem olmadığı için illaki o cihaz bir gün aşırı şarja maruz kalacak ve bataryası bozulacaktır. Ve cihazın içindeki batarya firma tarafından özel olarak cihaza uygun bir şekilde üretilen bir pil olduğundan dolayı ya cihazı aldığınız fiyatın yarı fiyatına bir batarya almak zorunda kalacaksınız ya da o kadar para verip aldığınız cihaz çöp olacak, çöp olacak, çöp olacak. Ama bu içeriği izliyorsanız bir ihtimal daha var. Sizi o kadar para vermekten kurtaracak ya da cihazınızı çöp olmaktan kurtaracak bir ihtimal. Bozuk bataryayı tamir edeceğiz ve tüketicilere kurulmuş bu oyunu bozacağız. Önce cihazımızı şarj edelim. Şarja başladı. Işığımız kırmızıdan yeşile döndü. Yani batarya tam dolu. Güç düğmesine basıyorum. Tepki yok. Şimdi cihazımızın bataryasına gidelim ve soralım. Orada mısın? Yaşıyor musun? Öldün mü? Kaldın mı diye. Bataryanın şarj girişinden 41,4 volt ölçüyoruz. Şimdi de çıkışını ölçelim. Maalesef burada güç yok. Tamam, batarya bitik, tespit ettik. Belli. Ama bataryayı tamir etmeden önce cihazda farklı bir sorun var mı yok mu diye önce farklı bir bataryayla çalıştığını görmemiz gerekir. Aksi halde yaptığımız işler ve masraf boşuna gidecektir. Cihazın bataryası 36 volt 6 amper. Aynı bataryayı bulamayacağımız için ben 3 adet 12 volt 7 amperlik bataryayı seri bağlayarak 36 volt 7 amperlik bir batarya elde ediyorum. Her bir bataryayı ölçtüğümde yaklaşık 12 volt civarında olduğunu görüyoruz. Seri bağlama yapmak için bataryaların artıları ile eksilerini birbirine bağlıyorum. Seri bağlanmış bataryalarımızı ölçtüğümde multimetremiz 38,1 voltu gösteriyor. Bu volt ve amper değeri benim işime yarayacaktır. Eğer bu şekilde çalıştırmayı başarırsam cihazın batarya dışında başka bir sorunu yok demektir. O zaman bataryaya tam olarak odaklanabiliriz. Orijinal soketten bakarak yuvanın kavisli üst tarafının siyah yani eksi, düz olan alt tarafının ise kırmızı yani artı olduğunu anlıyorum. Aynı soket bende olmadığı için elektriği aktarmak için çivi kullanacağım. Montaj aşamasında kabloların birbirine değme ihtimali olduğundan henüz kablolarda elektrik yok. Burada yapacağımız hatalı bir işlem cihazın bozulmasına sebep verebilir. Gücü vermeden önce bağlantıları yapıyorum ki güçten kaynaklanan bir kıvılcım vesaire olmasın diye. Şurada hiçbir şekilde kısa devre olmadığından emin olmanız lazım. Aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. Önce eksiği bağlayacağım. Kontrol ederek yapıp bakıyorum tekrardan. Bağlantısı üst taraf siyahtı yani eksi. O zaman üst taraftaki kahverengi kabloyu akünün siyah kutbuna bağlamamı gerekiyor. Kırmızı kablonun girdiği yuvaya bakıyorum. Buradan mavi kablo çıkartmışım. Bu şekilde de kırmızıyı kırmızıya bağlayacağız. Şu anda bunları geçici olarak tutturuyorum. Sadece çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Ondan sonra hemen geri sökeceğim. Bağlantılarımızı yaptık. 36 volt 7 amperlik bağlantıyı cihaza verdik. Şimdi eğer sıkı turda bir sıkıntı yoksa cihazın çalışması gerekiyor. Evet, çalıştı. Demek ki sorunumuz aküdeymiş. Kapatıyoruz. Şimdi akümüzü yerinden çıkartarak kontrol edeceğiz. Şurada iki tane vida var görüyorsunuz. Öncelikle bunları sökelim. Aynı şekilde karşısında da şurada iki tane vida var. Bunları da sökeceğiz. Tabii önce akünün bağlantılarını sökmemiz gerekiyor. Bu şarj olduğu kablo şuradan gelen. Önce bunu söküyoruz. Sonra yuvalarından çıkartıyoruz. Şimdi akümüzü çekip alabiliriz.
Evet. Gördüğünüz gibi cihazın yarısından fazlası akü. Cihazın altı bu şekilde. Bakın şurası olduğu gibi akü, burası devre. Bu da elektrikli cihazların bataryasının neden bu kadar pahalı olduğunun bir göstergesi. Eğer ki cihazınızda sıvı teması varsa, bakın burada ne yazıyor? Bu etiket su temasında kırmızıya döner. Ürününüz diyor garanti dışı kalır diyor. İşte garantide bunu açıyorlar. Eğer burası kırmızıysa üründe su teması var deyip direkt geri gönderiyorlar. Hiçbir şekilde garanti kapsamına girmiyor. Cihazlarda zaten su geçirmezlik özelliğine sahip değil. O yüzden suda kullanmamaya çok dikkat edin. Evet, içinde 4, 8, 12, 16, 20. 20 tane 3.7 voltluk 18650 pil var. Sanırım sorunu bulduk. Evet, sorunumuz işte burada. Kablo kopmuş. O yüzden 0 volt alıyoruz. Tabi açma esnasında şarj giriş kablosunu da kopardım muhtemelen. Zaten gördüğünüz gibi plastik de kalitesiz. Üstündeki kart sağlam gibi. Şu ufak olanlar şarj girişi 41.2. Büyük olanlar da cihaz girişi. Evet, 41.2. Demek ki bataryalarda herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi bunu temizleyip güzelce lehimleyip tekrar kapatacağız. Burada gördüğünüz gibi piller 5 farklı kümeye ayrılmış ve her kümede 4 adet pil var. Bu 4'er adet piller birbirine seri bağlı. Hazır bataryayı açmışken pilleri de kontrol edelim. Eğer pillerin herhangi birisinde sorun varsa bu kontrol aşamasında bunu tespit edebiliriz. Bu pilleri 4'er 4'er ölçüyorum. Hepsinde aşağı yukarı 4 volt civarında elektrik ölçüyoruz. Eğer ki bir pilde arıza olsaydı o kümedeki voltaj değeri diğerlerinden daha düşük olacaktı. O zaman da o kümedeki pillerin hepsini tek tek ölçerek bu bozuk pili bulacaktım. Ve bu bozuk pili değiştirerek sorunu halledecektik. Ama gördüğümüz gibi bütün pillerimiz bize aynı voltu verdiği için pillerimizde sorun yok. Şimdi bu kopuk kabloları lehimlememiz gerekiyor. Fark ettiyseniz cihaza giriş kabloları kalın. Bunun sebebi cihaz yüke bindiğinde, yani siz hızlanmaya başladığınızda bu kablodan yüksek akım geçmesidir. Bu yüzden lehim yaparken bütün tellerin tam olarak bağlandığından emin olmam gerekiyor. Zayıf bir kablo bu yükü kaldırmayabilir ve cihazı yakabiliriz. Lehimden sonra kabloları tekrar ölçüyorum. İkisi de 41 volt. Güzel. Şu kırık parçayı da yapıştıralım. Son olarak bataryamızın etrafındaki koruyucu plastik kılıfı da takalım. Cihaz içine su alsa bile bu koruyucu bataryanın içine su almasını engelleyecektir. Bu haldeyken mi? Yani savaştan çıkmış gibi bir hali var ama olduğu kadar işte. Şanslısın ki sadece kablo kopmuş. Evet, çok uzun süre şarjda bırakmadığım için şanslıyım. Sizin bataryanızda farklı bir sorun olabilir. Mesela? Aşırı şarjdan dolayı pilleriniz arızalanmış olabilir mesela. Bunu da az önce yaptığım gibi tek tek kontrol ederek tespit edebilirsiniz. Ya da cihazın üstündeki BMS devresi denilen kart yanmış olabilir. İşte o zaman... Görüyorum. Sana elektronikçi oğlu gözüküyor. İnşallah sorun bataryadadır. Cihazı açıp ölçtünüz ve batarya sağlam ise sorun cihazın kartıyla alakalıdır. Bunu... Görüyorum. Sana elektronikçi oğlu gözüküyor. Yöntemiyle ya da firmadan yenisini temin ederek halledebilirsiniz. Cihaz bozulduğunda bataryanın aşırı şarjından dolayı olduğunu düşünmüştüm. Böyle bir durumda ya giriş kabloları zarar görürdü ya da bataryanın zarar görmesi gerekirdi. Ancak siz de fark etmişsinizdir ki yanan kablo çıkış kablosu. Yani bu cihaz şarj esnasında değil, kullanım esnasında çekilen akımdan dolayı bozulmuş. Ne anlamamız gerekir buradan? Öncelikle biz yine de aşırı şarj etmeyeceğiz. Ama duruma bakılırsa cihaza ani yüklenmelerde gaz kolunu köklemek diyelim ve iki kişi binmelerde yüksek akım çektiğimiz için cihaza zarar verme ihtimalimiz var. Bunun için gazı birden sonuna kadar basarak değil yavaş yavaş vermek gerekir. Ve cihaza 100 kilodan fazla binmemek de uyarılarımızın arasında olsun. Hadi şimdi tamir ettiğimiz bataryamızı takalım ve cihazın durumunu tespit edelim. Bataryayı takmadan son bir kez daha ölçelim. Güzel, çıkıştan 41.3 aldık. Giriş kontrol edelim.
Girişten de 41.3 aldık. Şimdi bataryamızı yerine oturtalım. Bu kablonun altta kalmamasına dikkat edin. Yoksa batarya tam yerine oturmayacaktır. Şimdi bağlantılarını yapalım. Şu şarj kablosu, şarj kablosunu şuradan geçiriyoruz. Ve ağzına uygun bir şekilde buraya takıyoruz. Burası tamam. Bu da cihaza giren güç bağlantısı. Evet. Şimdi alt kapağını kapatalım. Şimdi test zamanı. Hızında, gaz yemesinde herhangi bir sorun yok. Hatta kaçak yolcu bile taşıyoruz. Galiba başardım. Umarım bu içerik işinize yaramıştır. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Abone ol abone. O da olur. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.